Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere B12 yüksekliğinden bahsetmek istiyorum. Evet, birçoğumuzda, hatta her 3 kişinin ikisinde neredeyse B12 vitamini düşük. B12 eksikliği ile ilgili ise daha önce birçok video çektim. Hem kitabımda hem videolarda B12 eksikliğini neden bu kadar yaygın gördüğümüzü anlatmaya çalıştım. Hatırlarsanız B12'nin kaynağı normalde hayvansal kaynaklar. Özellikle mesela ciğerde bol miktarda bulunmaktadır. Ancak problemin beslenmeyle alamıyor olmaktan öte, çünkü bol bol ciğer yiyen coğrafyalarda bile B12 eksikliğini biz yaygın olarak görmekteyiz. Problemin özellikle mide asitindeki eksiklikten kaynaklandığını, mide ve bağırsaktaki emilim problemlerinden dolayı B12 vitamininin eksik olduğundan bahsetmiştik. Ama zaman zaman, çok sık olmasa da, "Hocam B12 yüksekliğim var, bunun sebebi nedir?" diye de sorular almaktayım. Peki yükseklikten neyi kastediyoruz? Hatırlarsanız B12'nin normal aralığını 200 ile 1000 pikogram bölü mililitre aralığı olarak söyleyebiliriz. Toplumun önemli bir kısmında 100-150 civarında seyretmekle birlikte biz optimal olarak 600-700 civarında tutulmasını, vücuttaki birçok fonksiyonun doğru bir şekilde çalışabilmesi için, örneğin lütfen daha önce yayınladığım metilasyon döngüsü videosunu izleyin. Metilasyon döngüsünün doğru çalışabilmesi için, homosisteinin vücuttan temizlenebilmesi için, serotonin, melatonin, asetilkolin gibi önemli nörotransmitterlerin sentezlenmesi için, enerji üretimi için, hafıza ve bellek fonksiyonlarının düzgün bir şekilde çalışabilmesi için optimal aralıklarda tutmak önemli. Ancak bazı kişilerde de 1000'in üzerinde biz B12 seviyesi görebiliyoruz. Bunun sebepleri nelerdir diye baktığımızda literatürün bize söylediği bazı şeyler var. Birinci en sık sebep yanlış takviye kullanımı veya aşırı takviye kullanımı. Genelde de biz altında bu nedenin yattığını görüyoruz. Normalde kan seviyesi 150-200 olan bir insan, özellikle dil altından emilen, hızlı bir şekilde kan B12 seviyesini yükseltebilen metil kobalamin, adenozil kobalamin veya hidroksi kobalamin gibi vücutta yüksek etki gördüğümüz B12 formlarından da bir takviye kullanırsa 1-2 ay gibi sürede 600-700 civarına gelecektir. Ancak bazı kişiler bu süreyi uzatabiliyor veya kan düzeyi normal hale geldikten sonra da kullandığı multivitaminde de B12 vitamini olduğu için yıl boyu da o multivitamini kullandığında B12 seviyeleri aşırı bir şekilde yükselebiliyor. Önce B12 yüksekliği ile karşılaştığımızda bunu sorgulamamız lazım. Bir önemli parantez de B12 takviyesi kullandıktan sonra kan tahlili yaptırmadan önce 1 hafta 10 gün ara vermek gerekiyor. Siz bugün dil altı B12 takviyesi alıp hemen hastaneye gidip de kan verirseniz kan B12 seviyeniz yüksek çıkacaktır. Çünkü daha yeni kana karışan B12 kanda dolaşırken, yani daha dokulara gidip depolanmamışken direkt tahlil verdiğinizde bu bizi yanıltabilir. O nedenle 1 hafta 10 gün arada bırakmakta fayda var. Ve B12 vitamini fazlası idrarla atılan bir vitamindir. Eğer uzun süre yanlış bir şekilde B12 kullandınız, yani sebep aşırı takviye veya ilaç kullanımıysa, bunu kestikten bir süre sonra B12 vitamini düşüp normal seviyeye gelecektir. Ancak B12 vitamini kalıcı bir şekilde yüksek seyrediyorsa, yani B12 yüksekliği çıktı, birkaç ay sonra yine kan tahlili yaptırdık, yine B12 vitamini 1000'in üzerinde seyrediyor, yani kalıcı bir şekilde 1000 üzerinde seyrediyorsa, bazı hastalıklar açısından da kontrol etmek gerekiyor. İşte yapılan bir çalışmada B12 seviyesi kalıcı olarak 1000'in üzerinde seyreden 344 hastayla B12 seviyesi 1000'in altında olan, yani normal aralıkta olan 344 hasta 60 ay boyunca izlenmiş ve 1000'in üzerinde seyreden hastalarda 60 ay içerisinde solid kanserlerin görülme oranının daha fazla olduğu gösterilmiş. Solid kanserler nedir? Özellikle meme, karaciğer, beyin, kolon kanseri gibi organlardan türeyen kanser türlerine biz solid kanserler diyoruz. Bu nedenle eğer kalıcı bir şekilde B12 yüksekliği varsa bir
check-up yaptırmakta, bir dahiliye uzmanına görünmekte fayda var. İşte B12 yüksekliğine yaklaşım algoritmasına baktığımızda bize şunları söylüyor. Bakın, birincisi aşırı alım olabilir. Bizi en başta aşırı takviye veya ilaç alımı karşılıyor. İkinci sırada bakın kan problemleri, yani bir hematoloji kontrolüne gitmekte fayda var. Özellikle lösemi gibi nötrofilin yükseldiği bazı durumlarda B12'nin kanda taşınmasını sağlayan transkobalamin dediğimiz proteinin miktarı artmakta. Bu da vücutta B12 seviyelerini yükseltebilmekte. Bakın, üçüncü olarak da bizi solid tümörler karşılıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi özellikle bu noktada fizik muayene yapılması, yine tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle araştırılmasında fayda olduğu bize söyleniyor. Dördüncü olarak da böbrek problemleri. Bu yine transkobalaminin vücuttan atılmasını azaltarak, böbrekte bir problem varsa transkobalamin yüksekliği yaratarak B12 yüksekliğine de sebep olabilmekte. Ve karaciğer problemleri. B12 karaciğerde depolandığı için karaciğer hücrelerinde bir yıkım söz konusuysa, yani hepatit gibi veya siroza giden bir süreç söz konusuysa, bu da hücreler yıkıldığında içindeki B12 açığa çıkacağı için B12 yüksekliği yaratabilmekte. Yine burada da kan tahlilinde bakın karaciğer enzimlerinin yüksekliğini gösteren, işte ALP yüksekliği gibi problemler varsa karaciğer hastalıkları açısından araştırmakta fayda olabileceği bize söyleniyor. Ve son olarak da bakın inflamatuar hastalıklar, özellikle otoimmün hastalıklar burada sayılabilir. Veya vücutta bir inflamasyon varsa, yani CRP yüksekliği varsa, bu da B12 yüksekliğine sebep olabilmekte. Yani basit bir B12 yüksekliği birçok hastalık açısından bir öncü, haberci olabilir. Bu anlamda da ileri tetkikler yaptırmakta fayda var. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan detaylıca okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.